Yani Sadık Ahmet özellikle Batı Trakya Türkleri için çok önemli bir devlet adamı, bir siyasetçi. Batı Trakya Türk azınlığının, Batı Trakya Türklerinin insan hakları sorunlarını, demokrasi sorunlarını tüm uluslararası platformlarda en yüksek sesle haykırmış çok önemli bir siyasetçi. 1947 doğumlu Doktor Sadık Ahmet yaşasaydı bugün 75. doğum yıl dönümü olacaktı. Fakat 48 yaşında hala tartışmalı bir trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Tabii Doktor Sadık Ahmet Batı Trakya Türklerinin sorunlarının uluslararası alanda, uluslararası platformda yılmaz bir savunucusuydu. Ve bu sorunların uluslararası platformlarda ses bulmasında çok önemli rol oynadı. O açıdan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve tüm Türkler açısından da tabii çok önemli bir devlet adamı, bir siyasetçi. Tabii Doktor Sadık Ahmet'in isminin verilmesinin sembolik anlamda bir önem taşıyor. Örneğin bir Avrupa'dasınız ya da dünyanın herhangi bir yerindesiniz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup göndereceksiniz. Adresine baktığınızda Doktor Sadık Ahmet'in ismini göreceksiniz. Böylece Doktor Sadık Ahmet'in ismi yani Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı adresinde sonsuza kadar böylece yaşamış olacak. Tabii sadece bu bizim Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nin Dışişleri Bakanlığı'nın adresinde yer alması değil, onun dışında da Türkiye'de pek çok yerde parklara, caddelere, okullara Doktor Sadık Ahmet ismi verilmiş. Doktor Sadık Ahmet'in özellikle Batı Trakya Türkleri için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağız. Yani Batı Trakya Türklerinin pek çok sorunu bulunuyor. Bu sorunların aslında en büyüğü Yunan makamlarının Türk azınlığını, Türkleri ve azınlığı yok saymaları. Batı Trakya'da hiçbir şekilde Türk yaşamıyor diyorlar, Müslüman yaşıyor diyorlar. Bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne defalarca gitti ve bu sorunlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararları verdi. Buna rağmen Yunanistan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. En temel sorunlardan bir tanesi bu. İkinci sorun tabii eğitim sorunu. Batı Trakya'da yaşayan çok sayıda Türk'ün eğitim göreceği yeterli sayıda okul yok. Özellikle ilkokullar son 25 yılda ciddi şekilde azaldı. Bu öğrenci azlığını öne sürerek Yunan makamları bu okulları kapatıyorlar. Çift dilde eğitim veren azınlık anaokulları yok. Ayrıca yine orta öğretim açısından sadece Batı Trakya'da iki tane Türk azınlık sesi bulunuyor. Bunun dışında tabii öğretmenlerin sayılarında da Yunanlar kısıtlama getirmişler. Bu da eğitim açısından önemli sıkıntılardan bir tanesi. Bunun dışında tabii din ve ibadet özgürlüğünün kullanılması açısından da pek çok sıkıntı var. Bir defa Batı Trakya'da yaşayan Türkler kendi dini liderlerini seçemiyorlar. Kendi seçtikleri dini liderler Yunan makamları tarafından kabul edilmiyor. Burada atanmış ve seçilmiş dini liderler var. Bu da tabii din ve ibadet özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden bir tanesini teşkil ediyor. Bunun dışında tabii Yunanistan'dan ayrılan ve vatandaşlıktan atılan Türkler var. Bunların sayıları da çok fazla. Yunanlar bu vatandaşlıktan atılan Türkleri bir oldu bittiyle vatandaşlıktan attıkları Türkleri tekrar vatandaşlığa almıyorlar. Bunun dışında tabii ekonomik sosyal sorunlar var. Batı Trakya Türk azınlığının vakıflarının yaşadıkları sorunlar var. Bu vakıflar
bir şekilde özellikle vergi borçları çerçevesinde işleyişi engellenmiş vaziyette. Yani Batı Trakya Türklerinin pek çok sorunu var ve Sadık Ahmet tabii bu sorunların dünyaya duyurulması açısından en önemli isimlerden bir tanesiydi. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak tabii Sadık Ahmet'in ismini yaşatacağız ve Batı Trakya'da yaşayan Türklerin sorunlarına, sıkıntılarına her zaman uluslararası platformlarda duyuracağız ve onların takipçisi olacağız.